Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir sürprizim var. İzmir'den bir arkadaşım geldi. Onunla şöyle sizin için kısa bir röportaj yapacağız. Hem sizin merak ettiğiniz sorular hem de benim merak ettiklerimi soracağım. O zaman iyi seyirler. Peki Roman mı, Rumen mi? Rumen. Doğrusu. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biraz bize kendinden bahsetmek ister misin? Tamam. Benim adım Anna. Romanyalıyım. Bükreş'te yaşıyorum. Bükreş'te doğdum. Ve şimdi doktora yapıyorum. Sosyoloji bölümünde. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde. İkinci seneye geçtim. Şimdi yeterlik sınavı için hazırlıyorum. Ve biraz yoğunum. Peki Türkçeyi nerede, nasıl öğrendin? Ben Türkçe ilk olarak, hobi olarak öğrenmeye başladım. Ama böyle ara verdiğim sonra tekrar başladım. Yani benim seviyem o kadar yüksek değildi. En çok A2 ve maksimum B1 diyelim. Kaç yıldır Türkçe konuşuyorsun? Konuşmuyorum işte. Konuşursam daha iyi konuşabilirdim bence. Yani ben gerçekten hobi olarak öğrenmeye başladım. Bir böyle özel derslerine gittim bir süre. Sonra Yunus Emre'ye gittim, kurslarına gittim. Sonra intensif bir kursa katıldım. Türkçe yazılımına katıldım. Yunus Emre ve Tomer tarafından bir etkinlik bunu. Sakarya'da bir ay kaldım. Güzel oldu ama yine de yani ben doktora başlamadan önce Tomer bir hazırlık, yani benim seviye A2'ydi ve hazırlık bir kursa katıldım. Orada en çok orada öğrendim zaten. 2 yıldır Türkçe öğrenmeye çalışan için yaklaşık 2 yıl, evet. Gayet güzel bence. Sen B2 düzeyinde şu an Türkçe konuşuyorsun. Aynen ama doktora için biraz daha olabilir ama bence gayet başarılı. Bence buna izleyiciler karar vermeli. Peki neden Türkiye'yi tercih ettin? Bunun bir sebebi var mı? Evet. Hem Türk kültürü hem Türkçe bir ilgim var. Türkçe bu arada kullanma çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Peki İzmir nasıl bir yer? Yani çok şanslısın bence İzmir'de kaldığın için bu arada. Memleketim diye söylemiyorum. Biraz düzensiz bir şey. Aslında biraz daha çok düzensiz. Maalesef hayal kırıklığı uğradım. Yönetici olarak çok bana göre. Ama insanlar, bunu keseceğim diyormuşum. İnsanlar ve kültür benim için mesela uygun ya. Burada taciz yaşayamam. Kadın olarak gerçekten rahatlık hissedebilirim İzmir'de. Yani ve deniz kenarında her zaman sanki benim evdeyim böyle. O zaman İzmir, İzmir ile Balkan kültürü ortak mı sence? Evet gerçekten. Mesela orada ben biliyorsun uzun boylu. Evet. Orada kızlar da uzun boylu gördüm bu arada. Yani ilk defa İzmir'de o kadar görüyorum. Avrupalılar gibi görünüyorlar çünkü Balkanlarda ilgiliyim, göçmenlik araştırıyorum ve Türkiye... Peki Türkiye bu göçmenle ilgili, yani göçmenlikle ilgili araştırman için uygun bir ülke mi? Evet çok uygun. Çoğu insanlar değil ama şimdi hatırladığım kadarıyla %25 göçmen kökenlidir. Ve zaten imparatorluğu oldu burada. Çok insanlar çok gezdiler, gittiler. Benim sosyolog, yani sosyolog olarak benim için çok ilginç geldi. Yani sonra, senin ihtiyacın olan malzeme aslında Türkiye'de vardı. İnsan çeşitliliği açısından. Evet. Ve ben beklediğimden daha çeşitli. Gerçekten o kadar çeşitli olduğu beklemiyordum. Ben hala keşfediyorum. İşte İzmir yaşadığı zaman zaten daha farklı yani diğer. Mesela buradaki insanlar zihinsel olarak farklı. Ve farklı bakış açısı danışmak fırsatım vardı. Mesela ben bir kiliseye gidiyorum, tamam mı? Hristiyan, ben daha önce Türkiye'deki azınlıkları bir ilgim vardı. Mesela Hristiyan azınlıkları.
ve onlar hakkında araştırma biraz yaptım. Sonra burası ne karşılaştım? Mesela Türk Hristiyanlar var. Evet. Yani çok. Ben beklemiyordum. Ben mesela biliyordum Rum var, Ermeni var. Sonra İzmir'de bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Buna da beklemiyordum. Sandım ki o biliyorsun bir yangın vardı. 1920'ler. Aynen, İzmir 2 vardı ve ondan sonra dedim ki hiç Hristiyan kalmadı falan. Yani ben de böyle sonra şaşırdım. Kosmopolit bir şehir aslında İzmir. Evet. Ben dedim İstanbul gibi olamaz ama yine de yani yaklaşıyor bu konuda. Gerçekten burada hep dediğin gibi farklı ulusların asıl saygı ve demokratik bir şehir. Ama Türk insanını peki nasıl değerlendiriyorsun bu süreçte? İzmir'in dışında düşünürsek. Yani sizin kültüre yakın mı Türkler? Evet, yakın. Nasıllar? Sıcakkanlı mı? Kültürel yakınlıktan dolayı da buraya geldim. Aslında bu başka bir sebep. Yani kültürel ve coğrafi yakınlık. Yani mesela hayat tarzı, doğru mu biliyorum yani, lifestyle gibi, mentality, zihinsel, yemek. Şimdi mesela insanlar, İzmir'de, şimdi bilmiyorum tüm Türkiye'de geçerli olup olmadığını hiç fikrim yok ama olabilir. Trafikte bahsediyorum. Her yerde park ediyorlar yani. İşte burası gibi. Okay. Sonra inşaat yapıyorlar çok Türkiye'de. Burada da biraz başladılar. Burada genelde Türkler duymuşsundur. Romanya'ya gelip inşaat yapıyor. Evet. Peki Türkiye'deki gençlere bir tavsiyen var mı? Yurt dışını gezip görme açısından. Çünkü biliyorsun bizim ülkemizde seyahat etme oranı çok düşük. Evet. Çok gezip görme şansları yok. Bu konuda bir önerin var mı bize? Evet, AVM'ye gitmesinler, oradan para harcamasınlar. Dünya keşfetmek için para harcasınlar. Doğru. Bence. Çünkü bazılar bir fırsat bulamadı, param yok. Ama aslında ben görüyorum onları, ünlü markalarla ilgi var. Son moda, son kıyafetler mesela diyor. Kızlar hep alışveriş yapıyorlar. Öyle biraz materyalist davranış. Ben de o kadar zengin değilim ama fırsat bulduğum zaman hemen zaten ben sadece kendim param gitmedim. Ailem parasıyla gitmedim. Dediğim gibi mesela bir Erasmus projeye katıldım. Gaziantep'te 2 ay kaldım. Nasıl? Avrupa Birliği tarafından bir proje. Onlar para verdiler. Yani bu fırsatlar Türkiye'de de var. Yani bu fırsatları arasınlar ve gitsinler çünkü yani yazık gerçekten. Ben mesela Türkiye'de de gezmiyorlar o kadar. Ben diyorum biriyle mesela diyorum şimdi oraya gittim, Türkiye'de oraya gittim. Benden daha çok gezdim. Yani Türkiye'de İngilizce bilenlerin oranı çok düşük. Evet. Romanya bu konuda çok iyi. Sence sebebi ne olabilir? Eğitim sistemi mi? Anladığım kadarıyla eğitim sistemi ve ben katılıyorum bunu. Neden? Çünkü bizde de mesela ikinci dil olarak Fransızca, en çok Fransızca öğreniyoruz. Ben şimdi Fransızca bilmiyorum. Yani tam sizin gibi İngilizce bildiğiniz gibi ben de Fransızca biliyorum. Yani birkaç kelime falan. Yani çünkü neden? Ben 5. sınıfta başladım. Hep her yıl öğretmenler değiştirdi. Ve böyle önemsiz yani önemsemedik, anlıyor musun? Yani biraz böyle önem vermedik bu. Fransızca zaten haftada bir saat vardı. Eğer siz de böyle İngilizce öğreniyorsanız ben anlayabilirim. Peki son olarak Romanya'ya gelmek isteyen Türklere önereceğim bir şeyler var mı? Bir yabancı ülkede yaşamak kolay değil. Bunu aklına kalsın. Akıllarında kalsın. Yani
belki sosyal medyada ve internette farklı web sayfasında baksınlar, Romanya hakkında okusunlar. Mesela bir öğrenci olarak diyorum, şimdi benim tecrübem daha öğrenci, öğrencilere tavsiyeler verebilirsin. Onlara ne diyebilirim? Mesela bir üniversiteye gitmek istiyorsun, orada okumak istiyorsun. Belki onun web sayfasına git, oradaki insanlarla, belki mail at, öğretmenlerle mail at. Ben böyle yaptım zaten. Öğrencilerle mail at. Sonra Facebook varsa o zaman gruplara katıl. Mesela İzmir'de İzmir Foreigners and Expats bir grup var. Ben katıldım, çok faydalı oldu. Bir sorun varsa orada sizin tecrübeniz nasıldı soruyorum. Hemen onların tecrübeleri anlatıyorlar ve çok faydalı. Peki mesela Türkiye'yi terk edip Roma'ya yerleşmek isteyen birçok Türk arkadaşımız var. Bu konuyu destekliyor musun? Evet, neden desteklemiyorum ama diyelim sadece daha önce buradaki insanlar tanışsınlar, mesela ilgili alanında sen inşaat yapıyorsun diyelim, biriyle böyle yapan bir insanla tanış, evet, onunla konuş, nasıl koşullar nasıl, bilmiyorum burası yaşamak, kiralar, ben bu bir web sayfası biliyorum sadece, Nambeo. Orada mesela İzmir ve Bükreş karşılaştırabiliyorsun fiyatlara göre diyelim. Hayat ne kadar öğrenebiliyorsun. Ama tabii ki en doğru biriyle konuşursan, danışırsan en çok en doğrusu. Sen bize şu an faydalı olmuş oldun bilgilerinle. Bizi aydınlattın, ışık verdin. O internet sitesini istersen videonun altına koyalım. Evet. Bükreş ile bulundukları yeri karşılaştırmak için fiyat açısından sanırım karşılaştırıyoruz. Evet. Bir de daha bir şey söyleyeceğim. Dil açısından. Ben Türkiye en zor, benim için en zor dil. Dil sorun kaldı benim için şimdi. Tabii ki ben doktora öğrenciyim diyeceksiniz, zaten akademik dil zaten zor ama yine de eğer Romanya'ya gelmek isterlerse sadece İngilizce yeter, bence yetersiz biraz Rumence daha önce biraz böyle öğrenmeye çalışırlarsa daha iyi olur. Çünkü farklı bir dil gerçekten, Türkiye'den çok Türkçeden farklı. Gramer olarak sadece birkaç ortak kelime var bu kadar. Biz Latin kökenli bir dilsiniz. Evet. Siz başka bir aile. Evet. Yani ben de Romence öğrenmeye çalışıyorum. Gerçekten zorlandığım bir dil. Evet. Ama dediğin gibi eğer o ülkede yaşıyorsanız o ülkenin dilini kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Evet. Dil çok bilmezsen İnsanlarla da pek tanışmıyorsun. Böyle sosyalleşmek mümkün değil. Ben de böyle zorluklar çekerim hala ve bazen bunun için insanlara yeterince böyle yaklaşamıyorum. Böyle hissediyorum. Maalesef. Röportajımızın sonuna geldik arkadaşlar. Finali birlikte yapmak istedim. Ben çok memnun kaldım. Hem Türk kültürünü hem Roman kültürünü karşılaştırması adına bence güzel bir video oldu. Umarım siz de beğenirsiniz. Peki anacığım, senin söylemek istediğin bir şey var mı bizlere son olarak? Yok. Yeterince anlattım diyor zaten. Biz teşekkür ederiz. O zaman başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Herkese hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın. Senin söylemek istediğin bir şey var mı son olarak? İstersene Romanya karşılaştırıyorum. Onu sonra yapalım. Tamam. O zaman bir daha baştan almamıza gerek var mı?